Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu programda da çok değerli bir hocamızla birlikteyiz ve hocamız Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Profesör Doktor Metin Ertem. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Veya biz size hoş geldik. Siz hoş geldiniz. Evet, şimdi ben öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve bir de sizin vakfınızı bize anlatmanızı istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla biraz önceki sohbetimizde vakfın ilk kurulan vakıflardan olduğunu söylediniz. Buyurun, dinliyorum sizi. Evet. Kendimi tanıtmak gerekirse Profesör Doktor Metin Ertem, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştım. Genel cerrahi uzmanıyım. Ve 2019 yılında emekli oldum. Şimdi serbest çalışıyorum. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Başkanlığı'nda yaklaşık herhalde 15 yıla yaklaştı. 15 yıldır başkanlığını, yönetim kurulu başkanlığını yönetiyorum. Dediğiniz gibi Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, Türkiye adını taşıyan ilk vakıflardan bir tanesi bu konuda. Türkiye'nin ilk kurulan vakıflarından, 1975 yılında bu vakıf faaliyete geçiyor ve 1977 yılında da kendi Levent'teki kendi binasında, şubesinde bu hizmetleri vermeye devam ediyor. Tabii bir vakıf gönül işi, gönüllülükle yürütülen bir hadise. Dolayısıyla biz aldığımız yardımlarla, devletten hiçbir yardım almıyoruz. Vakıflı kişilerin yaptıkları yardımlarla ve vakıfın kendi gelirleriyle olan hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 1977'den beri devam eden bir vakıf. Tabii bir de Türkiye genelinde düşünecek olursanız sadece bu küçük bir damla bu vakıfın hizmeti, ama gene de birçok kişiye dokunduğumuzu biliyoruz ve halkla toplantılarımızla bunları devam edip bilinçlendirme konuşmalarını sürdürmeye çalışıyoruz. Ertem Bey, şimdi benim için de çok önemli olan kanser vakalarında bir artış görüldüğü son yıllarda bilinen bir gerçek. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Tabii şöyle, maalesef diyeceğim, büyük şehirlerde yaşıyor olmamızın getirdiği bir takım, özellikle İstanbul gibi büyük metropol bir yerde bunları daha çok görür hale geldik. Belki kırsal kesimde yaşayanlar, köylerde yaşayanlar daha da sağlıklı günümüz için. Neden? Çünkü birçok beslenme problemleriyle büyük şehirde karşı karşıyayız. Stres oldukça yüksek. Radyasyona maruz kalmamız oldukça yüksek. Dolayısıyla etrafımızda gördüğümüz kanserli hasta sayısında bir artış var. Bu artış göreceli olarak söyleyebilirim. Birkaç neden var. Bir tanesi, gerçekten tedavi yöntemleri çok başarılı. Kemoterapi olsun, radyoterapi, gerekse genel cerrahi ameliyatları, kanser cerrahi ameliyatları çok başarılı yönde gidiyor ve yaşamı uzatıyoruz bu anlamda. Dolayısıyla kanserli hastaların da bu tedavilerle başarı göstermesi dolayısıyla sayılarında, yaşayan sayılarında artış var. Tabii ki göreceli dedim, çünkü kanser vakaları da artıyor. İster istemez daha çok kanserli hasta ile karşılaşıyoruz ya da ailesinde muhakkak herkesin bir veya iki tane kanserli hastası oluyor maalesef. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu kanser vakalarında en korkulan şey ameliyat. Normalde de en korkulan şey ameliyat. Hani ameliyat olmasın, acaba ilaçla tedavi mümkün mü gibi bakıyor hastalarımız veya hasta yakınlarımız. Bu konuda ameliyat konusunda korkmamaları konusunda onlara ne diyebiliriz buradan bizi izleyenlere? Tabii şimdi kanser tedavisi multidisipliner bir olay. Aslında şöyle özetleyeyim size, kanser bir hastalık ismi, genel bir isim. İnsan vücudunda birçok organ var ve bu organların her birinin ayrı ayrı kanserleri söz konusu. Ve bu organların içerisindeki hücre yapılarının farklı farklı, yani çok çeşitli kanserler var. Kanser deyince genel bir isimden bahsediyoruz. Tedavileri de buna göre değişiyor tabii ki. Tabii tedavilerde seçenekler var. Dediğim gibi multidisipliner bir yaklaşım. Bunun içerisinde cerrahi var.
kemoterapi var, radyoterapi var, homoterapi gibi yöntemler var. Bunları biz hastalıkların evrelerine göre ya da o organla ilgili evrelerine göre değerlendirerek bu modaliteleri ya da bu seçenekleri yerlerini değiştirebiliyoruz. Ama yani birinci sırada kemoterapi olabiliyor, sonra cerrahi, sonra radyoterapi veya bunların sıraları değişebiliyor. Cerrahi tabii kaçınılmaz olarak bu kanser tedavisinin içerisinde var. Birçoğunda var diyeyim, çok iddialı olmasın. Ama ameliyatla şu da var, sizinle sohbet ederken sizin psikolog olduğunuzu da öğrendim. Hasta psikolojisi de bu etkenlerin arasından. Çoğu hasta da kanserli dokuların bir an önce vücuttan uzaklaştırılmalarını istiyorlar. Bunu tercih ediyorlar gerçekten. Bir noktada haklılar da. Cerrahi işte bu noktada önemli. Çünkü genel bir cerrahi tedavisi kanserlerde makroskopik olarak tümörlerin, vücuttaki tümörlü kanser dokuların uzaklaştırılmasını sağlıyor. Daha sonra eğer gözle görülemeyen küçük hücreler kanda dolaşıyorsa bunları da kemoterapi veya radyoterapi gibi seçeneklerle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, günümüzde kanser tedavisi çok başarılı bir yolda. Birçok kanserin önünü engelleyebiliyoruz. Hatta erken tanı, belki konuşmamız içerisinde bunu vurgulayacağız. Ben de şimdi onu soracaktım. Evet. Hatta şöyle soracaktım. Bu erken teşhis hayat kurtarır sözü kanserle ilgili söylenmiş ve kalıcı hale gelmiş. Evet. Tüm tıp vakalarındaki, hatta psikolojide de aynı şey geçerli. Onun için de erken tanı konusunda bize, ailelere neler söylersiniz? Şimdi sizin de vurguladığınız gibi erken tanı çok önemli. Hatta dediğiniz gibi slogan halinde erken tanı hayat kurtarır. Bu slogan bizim de kullandığımız bir slogan vakıf olarak. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Diğer bir slogan da bu. Bunu da yıllardır kullanıyoruz. Erken tanımı çok önemli. Ve kanserin bugün, mesela örnek olarak söyleyecek olursam, bir meme kanserinin tedavisi artık %100 mümkün. Erken tanındığı takdirde bu hastalıktan tamamen kurtuluyorsunuz. Burada insanlarımız cerrahiden korkuyorlar veya böyle kanser kelimesini kendilerinden ya çıkarsa korkusu var biliyorsunuz. Evet. Onun için de hani bu konuda belirtiler ortaya çıksa bile bir şey yapmamaya veya işte bir tetkikten uzak durmaya çalışıyorlar. Onun için bizim gibi ülkelerde biraz erken tanı hayal gibi bir şey. Ne dersiniz? Şimdi tabii bu bilinci vermemiz gerekiyor. Evet. Bizim de vakıf olarak onun için biz de buradayız. Evet, vakıf da olarak da amaçlarımızdan başta gelen amacımız da bu zaten. Halkı bilinçlendirmek. Ben şöyle örnek veriyorum. İnsanlar arabalarının kaskolarını yaptırıyorlar ve her yıl bunun parasını ödüyorlar. Ama kendilerine gelince bu kontrolleri yaptırmıyorlar maalesef. Dediğiniz gibi bunun psikolojik yönü de var. Yani kaçmak istiyorlar, duymak istemiyorlar. Ama ya duyarsam ne olur diye korkuyorlar. Hatta bunları aşmamız lazım. Dolayısıyla erken tanı için, bizim bir meme kanseri için örnek verecek olursam, oldukça sık görülen bir hadise. Her 10 kadından bir tanesinde maalesef Türkiye'de içinde geçerli. Dolayısıyla en azından işte yılda bir defa bir check-up denen kontroldan geçmeleri, bir mamografi veya bir ultrasonografi ve doktor muayenesinden geçmeleri hayat kurtarıcı oluyor gerçekten. O erken tanındığı takdirde söylediğim gibi %100 tedavisi olan bir hastalık ve bunu da her kadının yapması gerekiyor. Aslında meme için söyledim. Erkek için başka şeyler var. Ama şöyle de bir güzel bir durum var benim gördüğüm kadarıyla. Angelina Jolie bizim de sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Babası da bir oyuncuydu. Güzel, başarılı bir oyuncuydu. Bu kanser aile genetiğinde olduğundan dolayı hem rahmini hem de göğüslerini bildiğimiz kadarıyla aldırdı tamamıyla. Doğru. Ondan sonra böyle bir kadınlarda daha dik duruş ortaya çıktı. Bak ben de yapabilirim. O kadar güzel ve güzelliğiyle para kazanan bir oyuncu, sanatçı bunu yaptığına göre, bu cesareti gösterdiğine göre ben de yapabilirim gibi böyle bir dik duruş ortaya çıktı. Ne dersiniz? Evet, bu farkındalığı konuda yarattı gerçekten. Şimdi tabii kanser, gene ben genetik hadiseye girince dönüyorum kanserin etkenleri arasında.
Tabii kanserin etkenler arasında birçok faktör var. Henüz hangisinin daha etken olduğunu bilmememize rağmen istatistik olarak söyleyeceğim. Mesela genetik geçişin %10-15 arasında bir etkeni var Biz kanserli 60 ile 40 arası diye biliyorduk. O kadar hastalarda. Çok yüksek değil, aşağıdaysa. daha aşağıda. %10-15'i genetik geçişli var. Ama daha çok etkenler tabii beslenme ve yaşam şartları, fiziksel maruz kaldığımız etkenler. Bunlar işte güneş ışığı olabilir, radyasyona maruz kalmamız, bir büyük şehirde yaşadığımız egzoz gazı, otomobillerin şehrin içerisinde yaşıyor olmamız gibi birçok faktör bir arada. Genetik faktör de var tabii. Bu son yıllarda bunun üzerinde de çok gelişmeler oldu. Genleri artık inceleyebiliyorlar. Bu genetik faktörlere bakabiliyorlar. Bir annede ya da kızında varsa bunların olabilecek olasılıkları testi görebiliyoruz. O sanatçıda da bu gözlendi. Dolayısıyla doğru bir şey yaptı. O riski göz önüne almadı, olasılıktı. Çünkü genetik olarak pozitif çıkan diyelim. Meme kanserinde pozitiflik söz konusu. BRAT1, BRAT2 diye testler var. Genetik testler. Bunların pozitif olma durumunda %80 yaşam içerisinde bu kişi meme kanserine yakalanabilirdi. Dolayısıyla da bu böyle bir yolu seçti. Doğruydu ve de bir farkındalık yarattı. Bu da toplum açısından önemli gerçekten. Gerçekten çok önemli bir farklılık yarattı. Çünkü hanımlarımızın bir kısmı böyle bir ameliyat sonrası kendilerini çok psikolojik olarak dipte hissetmeye başlamışlardı. Ama böyle bir sanatçının başarılı, güzel, hala en güzel, en üst noktada olan sanatçının bunu yaptırmış olması ve bunu da açık açık söylemiş olması çok olumlu, pozitif bir etki yarattı diye düşünüyorum ben. Şimdi özellikle de kansere yakalanmamak konusunda bir şeylere dikkat edelim biçiminde usta olarak sizden ne Tabii tiyolar şimdi alabiliriz? etkenlerden bahsederken beslenmeden bahsetmiştim. Gerçekten beslenme önemli bir yer alıyor burada. Birçok maalesef gene belki bu konuya da değineceğim ama birçok beslenme uzmanlarımız var sağ olsunlar. Ama çok şeyler kafalar karışmaya başladı. Mesela ben basından bir örnek vereceğim. Diyor ki mesela domates yiyin. Tamam domates yiyelim ama ne kadar yiyelim? Kaç kilo yiyelim? Veya Nerenin domatesini kuşkonmaz yiyelim? yiyin diyor Evet, mesela. Çanakkale domatesim olsun. Yani böyle bir laflar ortada geziniyor. Bunları tabii çok fazla itibar etmemek lazım. Ama şu var, sağlıklı beslenmek denen hadisede de her sebzenin, meyvanın mevsiminde yemek lazım. Yani burada işte ne kadar işte genetiğiyle oynanmamış, DNA'sıyla oynanmamış yiyecekler ya da işte üretilmiş diyeyim ya da konserve edilmiş yiyeceklerden uzak durmak lazım. Bunu da kişi kendisi değerlendirecektir. Hani neyin hangisinin daha yeni mevsimidir, ne zaman tazesidir, ne zaman alınır, yenir, onu da kendileri seçeceklerdir. Şimdi detayda girmiyorum tabii. Tabii ki, Benim tabii konumda ki. değil fazla. Ama şunu söyleyebilirim ki mevsiminde olan yiyecekleri ve sebzeleri tüketmelerini öneririm. Konserve gıdalardan uzak durmaları, işlenmiş et ürünlerinden uzak durmalarını öneririm. Bunları da biz yeni yeni öğrenmeye başladık. Çünkü her Evet. zaman insanlar işte işlenmiş gıdaların daha lezzetli olduğunu, lezzetinin Evet. arttığını, işte beyaz unu tercih edildiğini falan görürken şimdi baktık ki doğal olana gitmeye başladık ve Evet. özellikle de kullandığımız şeyler de çok önemli. İşte giysiden, tabak biçiminde kullandığımız her türlü şeyden. Şimdi bir dönem biz işte cam eşyalar kullanırken onları bir kenara fırlattık. Naylon, plastik daha hafif, Yani. daha ucuz, daha pratik derken bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii şöyle, tabii yaşım itibariyle söyleyecek olursam, bizim çocukluğumuzda margarinler çok ön Öndeydi, plandaydı. doğru. Çok böyle merkez margarin falan gerçekten lezzetli. Hatta şunu hatırlarım, ekmeklerin üzerine margarin sürüp üzerinde toz şeker döküp onu yerdik. Değil mi? Çocukların Yıllar eline çocukken verip sevdiğimiz lezzetli yiyeceklerdendi. Ama doğru. bugün öğreniyoruz ki margarinlerin
yağlı bu tür yağların vücut için zararlı olduğunu. Sonra dediğiniz gibi önce tencereler bakırdı, kalaylıydı. Sonra alüminyumlar çıktı. Alüminyumlardan teflona geçti. Teflonun da zararlı olduğunu gördüler. Şimdi porselen ya da Doğru. değil mi porselen, yanlış Evet. söylemiyorum, porselene geçti. Filan bir takım şeyleri öğrenerek geçiyoruz Evet. ama maalesef öğrenirken de zarar alarak, zarar görerek bu noktaya geliyoruz. Ama ben şunu görüyorum ki daha bilinçliyiz. Belki basının, belki televizyonun, Ve iletişim... sizlerin özellikle de Evet. bu alandaki hocaların bilgi vermeleri çok önemli. Evet. Çünkü bu konuda biraz önce biz de sohbet ederken konuşmuştuk. Merdiven altında pek çok olumsuz durumla karşı karşıya geliyoruz. Evet. İşte ilaçlarını bırak gel bu bitkileri kullan Evet. konuşmalarından tutun da işte bir dua et. Bu tabii ki dua edecekler bizim için de en önemli şeylerden bir tanesi. Ama işte yine ilaçların bırakılması gibi bir takım yaklaşımlarda çok zaman Evet. zaman karşımıza çıkan olumsuz durumlar diye düşünüyorum. Ben Doğru. de özellikle sizin ağzınızdan duymak istiyorum bir hoca olarak. Doğru. Yani herhangi bir durumda işte bu insanlar bir yakınlarının veya kendilerinin kanser teşhisini duyduklarında yani böyle ne yapacaklarını bilemedikleri için her söylenene inanıp arkasından gidebiliyorlar. Bunların olmaması için ne söyleyebiliriz veya neler Tabii söyleyebiliriz? şimdi bunlar işte maalesef bir yol arayıp çıkmaza giren insanlar için bir sömürü kaynağı haline gelmiş vaziyette. Bizim de vakfımızda günler içerisinde çeşitli telefonlar gelip şunu yapmak istiyorum, bunu yapayım mı gibi En azından şeylerle sormak burada çok önemli. soruyorlar. Tabii ki soruyorlar ama inanılmaz şeylerle Doğru. karşılaşıyoruz. Yani çok mantıksız, saçma sapan uygulamalarla karşılaşıyoruz ve çok şaşırıyoruz doğrusunu isterseniz. Şimdi biz pozitif tıp bilimine inanan kişileriz. Bunun eğitimini aldık ve dolayısıyla bu eğitimin de uygulayanlarındanız. Şimdi şöyle... Bir pozitif tıbbın bu noktaya gelmesi için çok aşamalardan geçiyor. Bugün bir ilacın, tabii ki ilaçların birçoğu bitkisel kaynaklıdır ama bunların üretilmesi şeklinde, ondan sonra insanlar, önce hayvanlarda, sonra insanlarda yapılan testlerden geçip daha sonra kullanılır hale gelmesi söz konusu. Şimdi burada birisinin çıkıp da ben işte şu otu kaynatıyorum, şununla karıştırıyorum, ondan sonra bunu ilaç olarak veriyorum ve tedavi ediyorumun çok yanlış. Pozitif tıp bir takım testlerden, deneylerden, yıllarca biriken çalışmalardan sonucunda ilaç haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla böyle bir şeyde tamamen tersi zehirlenen hastalarımız da var. Hayatını Bunda kaybeden de hayatını kaybedenler olabilir. de var. Yani ciddi problemler ortaya çıkıyor, sömürü haline geliyor. Size çok bir çarpıcı bir örnek vereceğim. Sanıyorum Kütahya'daydı. Kütahya'da buradan minibüsle insanlar kalkıyorlar. Ve kaplumbağayı ters çevirip kaynatıp kaplumbağa çorbası içenler bile biliyorum yani. Bu noktada ekstrem bir süreden Evet, bahsediyorum daha size. neler neler belki Tabii yani duymadığımız, duymadığınız çok bilmediğimiz ne değişik kadar uygulamalar olmaması var. gereken Evet, durumlar. bu maalesef bunlar hiçbir faydası olmayan ve sadece maddi olarak insanlara zarar veren, zaten bir hastalık içerisinde bulunan kişinin bir de maddi kayıplarına neden olan hadiseler. Doğru. Onun için bu yollara başvurmayıp pozitif bilime inanmalarını Hocam öneriyorum. son olarak bize neler söylersiniz kanser konusunda? Bir defa sloganımızı unutmayalım. Erken tanı hayat kurtarır. Ve pozitif bilime inanalım. Tedaviyi pozitif tıpta arayalım. Alternatif tıplara ya da yandan giden tedavi yöntemlerine başvurmayalım. Ve ne duyarlarsa duysunlar, ne kadar güvenilir bir kişiden duyarlarsa duysunlar,
kendi doktorlarıyla bunu paylaşsınlar veya sizin vakfı arasınlar. Tabii, vakıftaki tabii. uzmanlarla bunları konuşsunlar. Tabii ki tıp ilerledikçe yeni alternatifler ortaya çıkıyor. Ama ne kadar yeni alternatif de çıksa bunu bilimin penceresinden görmek, bakmak, kullanmak gerekiyor. Evet, o zaman doğru. biz bugün Profesör Doktor Metin Ertem'le birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi genel cerrah ama aynı zamanda da Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Başkanı ve bu vakıftan birazdan bahsedeceğiz efendim. Şimdi kısa bir aramız var. Fark Yaratanlar programı devam ediyor. Şimdi çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Konuğumuz Nilüfer Şengel bizlerle birlikte. Kendisi Menekşe ve Yaşam Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. Bu dergi bize neler anlatıyor, ne kadar zamandır var, bunları kendisinden dinlemek istiyoruz efendim. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Çok yönlü bir kişiliğiniz var. Biraz kendinizden bahsedip Menekşe Dergisi ne zamandır çıkıyor? Ne amaçladık derginin yayınlanmasıyla ilgili? Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Nilüfer Şengel. Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon mezunuyum. Çok uzun yıllar Barış Manço ile çalıştım. Dünyayı gezerek 7'den 77'ye adlı belgesel programlar yaptık. Sevgili Barış Manço'nun 1999'da aramızdan ayrılmasından sonra reklam ajansına girdim. Büyük bir reklam ajansında ajans prodüktörü olarak çalıştım. Daha sonrasında kendim bir yapım şirketi kurdum. Farklı kanallara belgeseller, biyografiler, otobiyografik belgeseller hazırladım. Okan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Kendi alanımda dersler veriyorum. Bir akademisyen yanımda var. Bütün bunları topladığım, bir potada erittiğim çok çok güzel ve bence en faydalı işim de Menekşe ve Yaşam Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmak. Çünkü sağlık konusunda bir ipin ucundan tutuyorsak gerçekten bu çok büyük bir mutluluk veriyor insana. Tarif edilmez bir mutluluk aslında. O yüzden insanlara böyle büyük hedefler uğrunda bir amaç edinmelerini de gerçekten öneririm. Çok güzel bir dergi. Ben dergiye baktım. Birazcık eski sayılara da göz attım. Böyle bir sıkıcı bir dergi değil. Derginin içinde çok güzel bilgiler var. Herkesin ihtiyacına uygun bilgiler var. Sağlık bilgileri var. Onun içinde böyle renk renk, ışıl ışıl bir dergi. Neler var dergide? Çok teşekkürler. Menekşe özellikle dergimizin ismi, vakfımızın amblemin Menekşe olduğu için dergimizin adı Menekşe ve Yaşam. Tabii ki biz yaşamsever bir dergiyiz, yaşamsever bir vakıfız. Menekşe deyince birazcık sadece kadınlara hitap eden bir dergi gibi geliyor. Ama Menekşe yanında yaşam var Menekşe, birlikte. Evet, Menekşe yanında yaşam var. Bizim Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'nın amblemi Menekşe. Menekşe ve Yaşam bir sağlıklı yaşam dergisi. Hı. Her sayıda erken tanının önemini vurguladığımız röportajlar yer alıyor. Çok değerli uzman ve doktor görüşleri, makaleleri yer alıyor. Biz nasıl kanserden korunabiliriz ya da diyelim ki kanser hastalığıyla ilgili mücadele ederken neler yapılması gerekir? Onkolojinin bazı konularını biz kulaktan dolma biliyoruz. Onu temizlemek için gerçekten iyi bilgi. Yani doğru bilgi. Gibi doğru bilgi. Bilimsel evet. bilgi. Bilimsel bilgi. Kesinlikle bilimin yanındayız. Pozitif ilimlerin yanındayız. Değerli doktor görüşlerine yer veriyoruz ve bu kulaktan dolma bilgilere yer vermiyoruz dergimizde. Veya onların doğru olmadığını da vurguluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Özellikle beslenmeyle ilgili, yaşam şekliyle ilgili doğru bilgiler vermeyi borç biliyoruz halkımıza. Ücretsiz bir dergi, ücretsiz dağıtıyoruz. Ben şimdi onu soracaktım. Evet. Nereden ulaşacaklar veya ne kadar bir ücret ödeyerek alacaklar diye ücretsiz olduğunu ücretsiz söylediniz. Ücretsiz dergimiz. Nasıl ulaşacaklar? Abone olma durumu mu söz konusu? İlerleyen zamanda belki abonelik olabilir ama ücretsiz bir dergiyiz biz. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'nın hediyesi. Pek çok noktada dağıttık dergimizi. Biz kafeler, restoranlar,
sağlık kurumları, güzellik merkezleri, doktor, restoranlar, muayenehaneler, hatta benzin istasyonları, feribot terminalleri gibi halkın rahatlıkla ulaşabileceği noktalara dergimizi bıraktık. Online okuyabiliyorlar dergimizi. kanservakfi.com adresimizden bütün sayılarımızı... En önemlisi bu. Evet. Yani gidip olarak, alamadım, bulamadım evet, demek diye bir okuyun, şey yok. Bizim online olarak okuyabiliyorlar. Bütün sayıları, bütün sayılarını, evet, bütün sayfaları. PDF de hepsi gayet net bir şekilde, çok güzel bir şekilde okuyabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bize yazabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan ya da ilgili kişilere iletmekten memnun olacağımızı bilmenizi isteriz. Menekşe Yaşam, Sağlıklı Yaşam Dergisi. Sadece kanser hastalığı ve tedavisiyle ilgili değil, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşamanın türlü yollarını anlatıyoruz. Hatta kanser hastalarına psikolojik destek konularında da yazılar var diye düşünüyorum. Evet, tabii ki psikologlardan görüşler var, işte bazen yoga sanatçıları, sanatçılarla röportajlar. Kanser hastalığını geçirmiş olan ünlü, başarılı rol model insanlarla yaptığımız, sevdiğimiz insanlarla kapak röportajlarımız var. Filiz Akın'dan Fatih Erkoç'a, şu anda hastalığı geride bırakmış pek çok insanla röportajlarımız var. Hepsinde de biz erken tanı hayat kurtarırı vurguluyoruz dilimizde. Bir de tıbbi bir dergimiz var galiba, onunla ilgili de biraz bahsedebilir miyiz? Tabii hatta ki. Onu gösterebiliriz tabii bize. Tabii ki. Kanser gündemi, bilimsel yayınlarımız bizim. Araştırmalar, araştırmalar, makale, gördüğünüz gibi oldukça kalın dergiler bunlar. Tıp mensuplarına yollanan dergiler. Bir de el broşürleriniz var evet, galiba. Ondan önce Menekşe ve Yaşam'ın bu kapakları. Ama broşürler de yayınlayıp onları da bir halkı bilgilendirmek açısından duyuru olarak da veriyorsunuz galiba. Katıldığınız fuarlarda, etkinliklerde, bilgilendirici toplantılarda, konferanslarda. Evet. Aslında konuşacak konu çok. Menekşe ve Yaşam'la ilgili son şeyleri de söyleyeyim ben. Başka konuya geçmeden önce. Menekşe ve Yaşam, dediğim gibi Sağlıklı Yaşam Dergisi, insanlara yaşama sevincini aşılamak için çeşitli yollar öneriyoruz. Müze gezileri, seyahatler, botanikle ilgili bilgiler, işte yakın rotalara ziyaretler olabilir. Sağlıklı kalmanın bin bir yolunu anlatıyoruz dergimizde, doktor makaleleri yanı sıra. Kanser gündemi, dediğim gibi, bilimsel bir yayınımız. Tıp mensuplarına yollanıyor. Çok değerli doktorların görüşleri var ve bilim insanlarının görüşleri. Kanserle Savaşmak, bu kurulduğundan bu yana ki bu 46 yıl, az buz bir zaman uzun değil. Uzun bir süre. Pek çok hastayı, imkanı olmayan pek çok hastayı tedavi etti. Sosyal imkanı olmayan insanları. Bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunuyoruz vakıf olarak. Değerli başkanımız Profesör Metin Ertem'in başkanlığında çok değerli bir yönetim kurulu var, doktorlardan kurulu. Onkolojik cihazlar bağışlanıyor hastanelere. Deprem bölgesine yolladık mesela onkolojik cihazlar. Kemoterapi hastalarına bereler yolladık. Ama pek çok konferans yapıyoruz biz kurulduğundan bugüne vakfımız. İşte standlarımız oluyor, STK'lar için stand veriyor şirketler. Biz orada ben de sizi yakın zaman içinde bir fuarda gördüm. Ben daha önce Menekşe'yi biliyordum ama fuarda görünce çok duygulandım ve sohbet etmek üzere yanınıza geldim. O zaman gerçekten yaptığınız bu çalışmalardan dolayı size ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben şimdi son sözlerinizi almak istiyorum. Neler söylersiniz buradan kanser ve bu yaptığınız güzel çalışmalarla ilgili? Son söz demeyelim de şöyle diyelim. Erken tanı hayat kurtarır. Biz bunu gerçekten çeşitli konferanslarla, çeşitli yayınlarla, web sayfamızda, sosyal medyada, online her türlü bunu biz yaymaya çalışıyoruz. Bir de kanserden korkma diyelim. Kanserden çünkü kanser bilinmeyen bir şey olduğu için insanlarımız korkuyorlar ve bir şekilde hani bazen pandemi döneminde de tedavilerini aksattılar
ve pandemi dönemi sonrasında böyle üzücü durumlarla da karşılaştık. Onun için ben buradan sizinle bu çalışmada da hani tedavilerini aksatmasınlar, doktorlarıyla iletişimlerini kopartmasınlar ve bir şekilde başka bu konuyla ilgili merak edilen şeylerin dergi içinde yer alması, derginin online olarak okunabilmesi, bunlar çok kıymetli, çok değerli çok şeyler. Bunlar için de ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. Tıptan uzaklaşmasınlar, tıp biliminden, bilimden şaşmasınlar, kulaktan dolma bilgileri itibar etmesinler. Unutulmasın ki erken tanı hayat kurtarır. Geç kalındığında işler çok daha çetrefil hale geliyor biliyorsunuz. Onun için mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz bizi dinleyenlere. O zaman buradan Fark Yaratanlar programına noktayı koyuyoruz. Ama koymadan önce de bu iki güzel insana teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz efendim. İyi günler.